tane sofrada oluyor Sasan abi. Siz, ben ve Salih zannedersem. Orayı tam hatırlamıyorum yani simasını olarak. Bana şey veriyorsunuz, bir tane takke veriyorsunuz. İki tane takka var ama beyaz. Bir tanesi üstadım oluyor. Ustadım. Evet, üstadım oluyor yani. Onu söyleniyor. Ondan sonra takke elime alıyorum ben. Haft böyle kalınsı beyaz bir takke. Ondan sonra elime aldıktan sonra kokluyorum Hasan abi. Kokladıktan sonra öyle bir müthiş koku alıyorum ki yani. Dediğim gibi hayatımda kesinlikle öyle bir koku almamışımdır. Değişik bir kokuydu Hasan abi. Etkisinden hala kurtulamadım. Ondan sonra tam onu işte açıyorum böyle, kafama götürmeyi düşünüyorum. Ama biz onu ufaklık geliyor, uyandırıyor Hasan abi bir anda. Bak. Şimdi ustadın takkesini sana veriyorum gibi değil mi? Veriyorum. Evet, aynen aynen. He, ustad kokuyor. Şimdi ustad kokuyor aslında bu arada. Evet, aynen. Evet. Şimdi birkaç tane izahı var. Allahu alem, kalbime düşeni söyleyeyim ama bunlar fizik ve metafizi aşan bir anlayış. Bize zaten deli diyorlar. Tam akıllı demiyorlar. Bak şimdi, o ustadın kokan takkesi, takke şairi ve onun temsilcisi olan namazı simgeliyor. İsmail, biz imanımızın kokusunu tadını alamıyoruz ya. 15. Şua'da Müslümanın imanından lezzet alamıyor diyor. Şimdi her hayır helal olan, hele farz olan şeyde Allah'ın 7 tane subutu sıfatı var orada. O yapılan namazda hayat var. Sen var. Yani işitme. Basar var. Kudret var. İrade var. İlim var. Kelam var. Şimdi ifade edemiyorum, uçuk olacak ama biz imanımızın kokusunu, tadını, sesini, suretini alamıyoruz. Acayip oldu. Engel olan şey ne? Nereden hatırlı artık? Niçin alamıyoruz? İşlediğimiz günahlar. Tam onu soracaktım. Günahlar mı? Evet. Ve bidatlar. Eğer işlediğimiz günahlar, amelimizin kokusunu, tadını, suretini alamıyoruz. Eğer küfre taraftarı olursak hiçbir hayrı yok zaten. O iman olmuyor. Şimdi uçuk dediğim şu. O takke ve takkeden kokan koku Allahu alem ya namazın kokusuydu ya imanın kokusu, imanın. İmanın kokusu var kardeş. İmanın sureti vardır kardeşim. İmanın da sesi vardır. Ama bilmiyoruz. Bizim kör olası cehalet, kokuyu, tadı bildiğimiz muayyen dünyaya sıkıştırdık. Ben mesela şeyi gördüm külliyatta. Vefa ehlinin ruhunun kokusunun farklı olduğunu. Kokuya ait 4 tane mi 5 tane mi ne sitede ders var. Bir bak bakalım. İmanın kokusunun farklı olduğunu. Biz o imanımızın tadını alamıyoruz. Namazımızın tadısını, kokusunu alamıyoruz. Vefa var ya, vefa İsmail. Evet efendim. Vefa buram buram kokar da âli ruhların kokusudur bu. Kenan kuyusundan Yusuf o kokuyu alır. Yakup aleyhisselam alır. Evet. Yani ben dedi Yusuf'un kokusunu alıyorum demedi mi? Evet. Peki koku bir pakettir. İçinde ses var, içinde vefa var, içinde aşk var, şefk var, muhabbet var.
Kısacası 7 tane şey vardır her amel, hayırlı amellerde, amelde. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese. Hepsinin amelin içinde var. Kısaca o takkenin, ustadın takkesinin kokması şey diyor 20. sözde. 20. sözde diyor ki ervah-ı tayyibe, yani iyi ruhlar revai tayyibede olur. Onu celbeder. Orada olur. Ervah-ı habise revai habisede olur. Yani iyi ruhlar iyi kokudadır. Onun için bana üç şey sevdirildi diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kokunun kendisi değil, kokunun açtığı koridordan ortaya çıkanlardır. Mesela bir tane de namaz diyor, bir tane de nisa diyor. Zannediyor cinsel. Hayır. Kadın geldiğimiz yolun geri dönüş süreci gibi bir halet ve hissiyat yaşatır insana. Yani fenafillaha doğru götürür. Yani ne kadar kendin yok olursan o kadar zevk olur. Zaten kafasına problem olanların böyle bir duygusu da olmaz. Yani o takke namazın imanı. Peki benim sana vermem Allahu Alem, birbirimize şef veriyoruz ya. Şef veriyoruz. Sen şimdi şunu da diyeyim kapatayım. Risale okuduktan sonra, Kur'an okuduktan sonra, Hizb-ül Kur'an okuduktan sonra kadın ve erkek onun kokusunu alır. Yani onun değişik kokusu olur. Namaz kıldıktan sonra çıkan insandaki kokuyla risale okuyan, tefekkür edenin kokusu farklı olur. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de demiş ki ahlakı ağır olanı kokusu ağır olur. Kokusu pis kokuyorsa ona, yani kokusu pis kokuyor, ağır kokuyorsa ona koku değil, ahlakını düzeltmesi tavsiye edilir. Ahlakını düzeltirsen koku da güzel olur. Ahlakı ağır olanın kokusu da ağır olur. Peygamber Aleyhisselam'ın kokusu gibi. İyi peki, ezan geldi, ben namaz kılacağım. Tamam, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama çok ilginçti. Hasan abi, o koku hala şu anda düşündükçe yok, dünyada öyle bir koku hissetmiyoruz ben Hasan abi ya. Çünkü iman alemi şehadette olup alemi gaybın cinsindendir. Yok ki böyle bir şey. Anlatamazsın ki. Evet, anlatacak gibi de elhamdülillah abi, çok şükür ya. Şükür. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.